Karımı sana emanet etmeye geldim baba. Bir dakika, bir dakika. Ben anlamadım. Kimi kime emanet ediyorsun? Karımı baba. Bismillahirrahmanirrahim. Rüya falan mı görüyorum ben ya? Manyak mısınız lan siz? Onun ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Karım ne lan? Senin karın yani, öyle mi? Evet baba. Yok, yok, bu kadar da olamaz artık. Beni mi sınıyorsun, yol mu yapıyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ben ama... olmaz, benim oğlum bu kadarını yapmazsan yapmazsın artık bu kadarını. Yapamazsın. Yapmadım da. Yaptım baba. Baba iyi misin? Benim bu kadarını kaldırmaya gücüm yok artık. Gözüm görmesin sizi hadi. Ömer. Baba, sen kapına geleni geri çevirmezsin. Avukat aradı. Yarın yüksek ihtimalle tutuklanacağım. Ay. Biz evlendik. Gamze ve Tuna artık benim ailem. Tuna da dışarıda bekliyor şimdi. Baba, onları senden başka emanet edecek kimsem yok. Siz her ne kadar yok saysanız da... bu gerçek artık değişmeyecek. Senden rica ediyorum. Öfkenle değil, vicdanınla hareket et bu sefer. Yardımına ihtiyacım var baba. Ne olur kabul et onları. Baba. Baba sakın kanma bak bunların sözüne. Tamam mı? Sakın kanma. Bak aklına mukayyet ol baba. Bak bu zıvanadan çıkmış. Aman diyeyim hemen gönder. Baba bak gönder gitsinler. Ya evlendim ne demek ya? Ne demek? Yeter artık lan! Abi lütfen. Yok lütfen artık size. Sen bu lütfenlerle bu hale geldin. O yüzden bu felaketler hep bizim başımıza geliyor lan! Sakın baba. Sakın baba bak sakın. Gitsinler. Başka bir yer bulsunlar orada yaşasınlar. Hadi hemen defolun gidin hadi hadi. Seninle değil babamla konuşurum ben. Lan hadi gidin yürü. Çekin çekin gidin buradan. Tamam Tahir. Tamam. Baba. Lütfen. Ben bu kadar zor durumdayken sen bana yüz çevirmezsin. Merhametine sığınıyorum şu an. Anne. Tuna dur. Nerede kaldınız ama? Baba. Tuna evli olduğumuzu bilmiyor. Bir şey deme lütfen. Sana yalvarırım içeri al onları. Sana yalvarırım baba. Ne yapıyoruz biz anne? Nerede kalacağız biz şimdi? Yavrum, anneannende kalsaydınız ya. Anneannem bizi kovdu. Ay. Baba. Lütfen. Baba sakın. Baba. Al çocuğu geçin içeri hadi. Gamze siz içeri geçin ben valizleri alıp geleceğim. Çekil kenara.
Çekil Tahir. Çekil. Yol göster. Babam diyeceğim diye. Buyurun buyurun. Buyurun gelin, hoş geldiniz. Terlik vereyim hemen. Bu acık senin ayağına büyük olur ama ben sana sonra çarşıdan alırım. Hoş geldiniz, hoş geldin. Geçin buyurun. Şükran. Buyurun buyurun. Ne oluyor? Kim geldi kızım? Gel çocuğum sen. Gel gel gel. Buyur buyur buyur. Şükran kim geldi? Böyle geçin, böyle geçin. Kim geldi? Söylesene kızım. Allah hepimize kolaylık versin. Ne diyeyim? Geliyorum Allah. Babaanne. Allah. Ömer öğretmenin evi çok değişikmiş. Farklı ama güzel. Sana kaç kere seslendim Şükran. Niye cevap vermiyorsun be kızım? Allah Allah. Bu kadının ne işi var burada? Gel biz oturalım babaanne. Bu akşam bizde konuk olacaklar anne. Öyle mi? Tuna. Sen yorulmuşsundur şimdi. Yanında okul var, uykusuz kalma. Ben seni yatacağın odaya götüreyim mi? Hangi odada kalacağım? Benim odamda. Gidelim mi? Gel sen de. Anne, burası ağaç ev gibi çok güzel. Evime hoş geldin Gamze. Anne çok güzel bir oda değil mi burası? Öyle. Sıcacık. Öğretmenin gibi. Öğretmenim, bizi odanıza aldığınız için teşekkür ederim. Yoksa nerede kalırdık hiç bilmiyorum. Ne demek Tuna? Ben varım artık. Her zaman yanında olacağım. Okul var yarın. Erken kalkacaksın, yat istersen. Nerede yatacağız biz? Burada işte. Benim yatağımda. Çarşaflar temizdir, merak etmeyin. Çok güzelmiş değil mi Tuna? Anne. Anneannem niye o kadar sinirlenip bizi evden kovdu? İyi geceler Tuna. Size dördüm. Ben aşağıdayım. Tamam. Anneannenin işleri işte. Hep kendi kararlarına uyulsun istiyor. Benim kararlarımı hiç sayıyor. O yüzden de böyle sorun yaşıyoruz. Sonunda da bizi evden kovdu. Ama sen çocuk değilsin ki. İzin vermesi lazım. Haklısın. Neyse. Sen şimdi düşünme bunları. Ben pijamalarını çıkarayım. Sen şöyle güzelce bir uyku çek bakalım. Gel Gamze. Babamın yanında bir de el ele tutuştu. Sanki dizi.
yok artık ya. Ben bu kepazeliğe katlanamayacağım baba. Görüyorsun değil mi? Bak kabul ettin. Minnet duyacağına meydan okuyor ya. Benim yanlış yaptığım bir şey yok. Bir an olsun kendini Gamze'nin yerine koy. Şu anki bu çaresizliğimizi bir anlamaya çalış. Gamze benim karım. Tabii ki de tutacağım elini. Ne var bunda? Sen de tut karının elini. Yok olmaz, tövbe babamın yanında. Olmaz değil mi Tahir? Ya yürü Şükran hadi kalk. Yürü gidiyoruz yürü. Senin amacın ne ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben mi? Ben mi ne yapmaya çalışıyorum? Oğlum bak benim sinirimi bozma. Bak elimden bir kaza çıkacak ha. Ulan bir de tutuklanacaksın diye içimi yiyordu ya. Ya var ya sana müstahak. İçeri seni tıksınlar da bir aklın başına gelsin senin. Ağzından yer alsın. Allah muhafaza. Alacak. Ağzımdan bir şey alacak da yel mi alacak onu bilmiyorum. Yarın sabah buraya geleceksin. Hep birlikte çıkacağız bu evden. Ve evli olduklarını da, Gamze'nin burada olduğunu da kimse bilmeyecek. Duydun mu beni? Duydum baba. Duydum da bunları nereye kadar saklayacaksın ben onu bilmiyorum ya. Yarını atlatalım da önce bir Tahir. Ondan önce bir başka hırgür çıksın istemiyorum. Sonrasına bakacağız, konuşacağız. Duydun beni değil mi? Baba sağır değilim. Elhamdülillah duyabiliyorum da sen görüyor musun ondan emin değilim. Neyse baba biz gidelim o zaman. Hayırlı akşamlar anne, babacığım. Ya yürü Şükran ya. Geçi törene çevirdin yürü. Allah Allah. Baba niye öyle bakıyorsun? Yanlış olan ne yapıyorum ki ben? Gamze benim nikahlı karım. Ben onun elini Allah'ın izniyle bir ömür boyu tutacağım. Hiç bırakmayacağım. Baba ne olur kabul et artık. Çünkü sen sövsen de, beni dövsen de bu değişmeyecek. Ve sen bunu ne kadar çabuk kabul edersen her şey o kadar kolaylaşacak baba. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Ben sadece seviyorum. Daha bu akşam kapımı açtım size ben. İnsan da biraz izan, birazcık vefa olur. Yazık. Yazıklar olsun. Bencilsin Ömer. Büyük bir bencillik bu. Sırf kendini düşünüyorsun. Bu kadınla birlikte olacağım diye bütün aileyi yıktın geçtin. Ortalığı yangın yerine çevirdin ama umursadığın yok. Hala gözümün içine baka baka burnunun dikine gitmeye devam ediyorsun. Niye? Seviyormuş. Ne olur Ömer'e kızmayın. Lütfen. O sizi çok seviyor. Şu hayatta en son kırmak isteyeceği insan sizsiniz. İnanın. Bu dünyada her şey karşısında olsa, siz yanında olduktan sonra hepsini göğüsler. Bakın beni bile size emanet ediyor. Siz ona ne söylerseniz söyleyin. Kızın, bağırın, çağırın. Dövün. O her zaman sizin onayınızı almayı bekleyecek.
Kızım ben bu evliliği nasıl onaylayayım? Ha? Bak boyun kadar oğlun var. Yarın öbür gün aynı şey senin başına gelse ne yapardın? Kim kabul eder bu evliliği? Hangi ana baba müsaade eder? Bakalım seninkiler ne diyecek? Nasıl karşılayacaklar? Onlar müsaade edecek mi sanıyorsun sen? Bu adam yarın Allah korusun hapse girerse ne olacak? Bunu düşündün mü sen? Hayır, düşünmedim. Ama düşünmen lazımdı. Hadi onu da geçtim. Kızım sen kaç yaşındasın? Ömer kaç yaşında? Bunları nasıl görmezden gelirsin sen? Baba yapma. Ne yapma? Baba yapma ne? Sen yapacağını yapmışsın zaten. Bırak gerçekleri söyleyebileyim ben de en azından. Belli ki bunları söyleyecek bir dostunuz, bir yakınınız yok. Baba, sana yalvarırım yapma. Haklısınız. Ben Ömer'den büyüğüm. Bu da asla değişmeyecek bir gerçek. Ama biz öyle bir anlık bir kararla evlenmedik ki. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Biz çok uğraştık birbirimizden kopmak için. Ama olmadı. Yapamadık. Biliyorum sizi de çok üzüyoruz. Ama siz de şunu bilin. Ömer benim elimi bırakmadıkça ben Ömer'in elini tutmaya devam edeceğim. Biz seviyoruz ya birbirimizi. Canım ben seni çekinme. Havlular ihtiyacınız olur. Uyumuş hemen. Çok yoruldu. Sizi böyle gördüm ya. Hala inanamıyorum. Ay, biz nasıl böyle bir delilik yaptık? Nasıl babanın evine geldik? Biz asıl en büyük deliliği evlenerek yaptık. Ama ne güzel oldu. Benim içim rahat. Senin de için rahat olsun. Bu evde hep güvende olacaksın. Ama sen içeri girersen bu evde güvende olmamanın ne anlamı var ki? Sabredeceğiz. Benim bir suçum yok. Şimdi girsem de yargılanmanın sonunda gerçek ortaya çıkacak ve serbest kalacağım. İnanıyorum. Ama kaç ay Ömer? Kaç yıl? Ya ben seni yıllarca göremezsem? Ya öyle bir şey olursa? Ben ne yaparım? Ya böyle bir şey olursa çok korkuyorum. Sen düşünme bunları. Ben çıkacağım Allah'ın izniyle. Hem iyi tarafından bakalım. Sen odamdasın.
birlikteyiz. Seni burada görebilmek benim için rüya gibi. Bu gecenin keyfini çıkar. Evinde ilk gecen, gelin hanım. Ben şimdi sadece bu anı yaşamak istiyorum. Ve sadece bu an aklımda kalsın istiyorum. Sen de öyle yap. Ver. Ne var ya? Saçmalama. Biraz abartmasan mı acaba? Ömer, dur. Bir kere ne olacak? Seni de yerinden ettik ama. Öyle oldu. Ben odamda senin yanında uyumak istiyordum aslında. Bu ev senin de evin. Bu oda benim olduğu kadar senin de odan. Sen bu odada olmadıktan sonra ben ne yapayım ki burada? Sen olmazsan ben burada kendimi çok yalnız hissederim. Her şey bana seni hatırlatır. Ne olur öyle bir şey olmasın. Lütfen. Lütfen seni tutuklamasınlar ne olur. Ben de çok istiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Bari bu gece sana sarılıp uyuyabilseydim. O günler de gelecek. Ve biz hep birbirimizin kollarında olacağız.
Şimdi bana bir söz ver. Ben yokken aklım sizde kalmış. Üzülmeyeceksin. Hastalanmayacaksın. Kendine hep iyi bakacaksın. Ve ne olursa olsun ümidini kaybetmeyeceksin. Ben girsem de çok kalmayacağım çıkışa. Senin bütün kalbinle buna inanmanı istiyorum. Söz mü? Söz. İşleri niye buraya kadar vardırıyorsun be kızım? Niye? Üstüme keşke bu saldırıdan hemen sonra bu raporu almış olsaydık. Şu an bu dava burada biterdi. Şimdi bu talebi kabul etmek zorundayız. Aksi takdirde iddiayı ispatlayamayız. Tamam, kabul ediyoruz. Benim kızımdan şüphem yok. Süreyya. Efendim, bu durumun ispatlanması bizim açımızdan da çok önemli. Süreyya Kutlu adli muayeneyi kabul ediyor. Bizim başka kurtuluşumuz yok. Yani atmasaymış böyle pis bir iftira. Sayın Hakim, savcılığın tutuklama talebine karşılık somut delil yetersizliğinden ve kaçma şüphesi bulunmadığından müvekkilim Ömer Ademoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Ay hadi inşallah. Gereği düşünüldü. Saldırıyı ispata yarar somut delil olmadığından sanık Ömer Ademoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına. Aha. Müştekinin adli tıp raporunun beklenmesine karar verilmiştir. Oh be. Nasıl karar hakim bey? Şimdi bu herif serbest mi kalacak? Gözünü seveyim ya. Üstü bey, lütfen sakin olun. Sükunetinizi koruyun, rica ediyorum. Lütfen. Yahu, bu nasıl olur Kazım? Şaban'la falan konuşmamış mıydık o kadar? Ne oldu şimdi? Lütfen ama, sakin. Ya ne sakini ya? Baba siz çıkın, ben geliyorum.
Ama yanımdasın. Allah'ın izniyle her zaman yanımda olur. Hamza, sana lütfen diyorum. Niye susmuyorsun? Ne yapayım? Dayanamadım. Hem sen niye beni susturuyorsun? Gördüm. Daha kötü oldu ama. Nasıl yani? Benim söz hakkım olmayacak mı? Senin söz hakkın olması diye değil. Aile yapımızı biliyorsun. Abim böyle işte. Saldıracak yer arıyor. Sen de gereksiz tartışmaya girince ben diyeceğimi söyleyemiyorum. Kontrolümü kaybediyorum. Benim bir hafta içinde çalışmaya başlamam lazım. Bu kadar kısa sürede iş bulmak kolay değil. Olmadı bir süre Ceren'e gideriz. He? Yok, ben kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Gerekirse bir otelde falan kalırız. Bulacağım bir yol. Tuna ne olacak? Ona da söylememiz lazım. Yani tamam, seni çok seviyor ama ona sormadan, fikrini almadan evlendik. Tepki vermesinden çok korkuyorum. Neyse. Ben uygun bir zaman bulup konuşmaya çalışacağım. Birlikte konuşalım. Tuna benden de duymadı. Peki. Anlaştık. Yine Nurhan. Arayamadım bir türlü. Merak ediyor beni tabii. Ara istersen. Sonra ararım. Anne, ben geldim. Tuna. Hoş geldin. Hoş geldin Tuna. Okul nasıldı? Sessiz tatlısız olmuyor ki öğretmenim. Hadi gel bakalım.